Evet arkadaşlar merhaba. 27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nde Delaware Park'tayız. Alevare, Delaware. Evet burada 7 koşulu bir program var ve birinci koşudan itibaren başlayan 7'li plase ve ikinci koşudan itibaren başlayan da bir altılı ganyan programı var. Hemen Delaware Park Amerika Birleşik Devletleri'ne ait programa geçelim. Birinci koşuyla beraber saat 20.45'te satış koşusu 7'li plase başlıyor. Şartlı üçü yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Normal şartlar altında 7 numaralı Mobe Et Yabat Angel Cruz'la normalde banko arkadaşlar. Yani bu at mutlaka ilk ikiye girer yani 7'li plaseyi düşünüyorsanız. Ama bahis oyunları için 2 numaralı Perfetto Raul Mena ile ve 3 numaralı I Wish You Were Special I Wish You Were Special Angel Suarez arkadaşlar koyabilirsiniz yanına. Dileyenler 3 şu atla geçer. Dileyenler 7'yi banko atar. Ve arkasından 2 ve 3'ü yazabilirler. 7 ve 2, 7 ve 3 gibi de olabilir. 7 muhtemelen gelecektir arkadaşlar. Angel Cruz gibi iyi bir joker de biniyor üzerine. Burada. Evet şimdi altılı gayan başlıyor. Altılı gayanda hiç de kolay olmayan bir gün bugün. Delaware'da iyi bir ikramiye olabilir. 21.15'te başlıyor Maiden satış kursu. Dişi hepsi 2 yaşlı İngilizler 1700 metre çimpise çıkacaklar Delaware Park'ta. Çok fazla yağmur gören bir yer burası. Eğer yağmur görürse çok at çıkıyor. Neyse bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu ayağı 7 tane atla doldurduk. 11 tane atın 7'sini yazacağız. 10 numaralı Brumagem Jamie Rodriguez'le 7 numaralı Helen Spirit, Eric Lopez'le 4 numaralı Life is Eternal, Michelle Sanchez'le 1 numaralı Fate, Carol Sadano'yla 3 numaralı Charles Coco, Angel Suarez'le valla atı yani bırakın onu ismi için yazarım. Charles Coco arkadaşlar 3 numara 11 numaralı Don't Make a Scene Raul Mena'yla ve 6 numaralı Ready to Film Charlie Marquez arkadaşlar. Zor bir ayak. Tabii ki burada Life is Eternal 4 numara, 10 numara Brumagen gibi safkanlar bize göre çok ön planda çalışmalarıyla da 17 handikap puanı olması hiç önemli arkadaşlar. Jamie Rodriguez gibi bir usta jokey biniyor. Bilhassa Michel Sanchez bu yörelerin bildiğiniz gibi usta jokeyi Michel Sanchez'i Life is Eternal'a biniyor. 10, 7, 4, 1, 3, 11, 6 şeklinde tam 7 tane safkanı böyle zor bir ayakla başlıyor gerçekten altılı. Tam böyle TJK'nın istediği şekilde beşli ganyana yönlendirebilecek. O yüzden zaten Delavari'yi koymuşlar. Bakmışlar tamam durun. İkinci koşuda bir karışıklık var. İkinci koşuyu başa alalım. Altılı ganyanın başına alalım. İnsanlar yatsınlar, beşli ganyana geçsinler diye. Onların ekibi de o şekilde ayarını çekmiş yani arkadaşlar. Boşuna sizin önünüze ne koyuluyorsa, bu dünyada önünüze ne koyuluyorsa bilin ki bir sebebi var onun. Boşu boşuna tesadüfe koyulmuyor. Evet, üçüncü koşu 21.45'te satış koşusu. Şartlı üç ve yukarı İngilizler 1670 metre kum piste çıkacaklar. Baktığımız zaman burada 8 numaralı Artistic Reason Angel Suarez'le çok net bir banko. Bu safkanın burada kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu satış koşusunda. Tabii ki eküller zorlayabilir. Yani bu Nevin Mangale, Alberto Burgos bunlar çok da böyle başarılı jokerler ama 40 yılın başına bazen getiriyorlar. Daha çok burada korkulması gereken 2 numara ve 7 numara. 2 numara My Candy Biz ve 7 numara My Danny Boy arkadaşlar. Eğer burayı tek atmazsanız. Çünkü sadece bir tane alternatif bankomuz var. Burada 8 numara bizim tekimiz oluyor. Dördüncü koşu Maiden satış koşusu. Dişi 3 yukarı İngilizler 1670 metre tekrar. Toplam 14 tane safkan var ve biz 5 tane safkanla geçeceğiz bu zor ayağı. 12 numaralı Magical Charm Carol Sedano ile 14 numaralı Joy in Jerusalem Michelle Sanchez ile 5 numaralı Mary Jane Chrome Charlie Marquez ile 1 numaralı Nabruzzi Eric Lopez ile ve 9 numaralı Estilo Elegante Raul Mena ile. Evet, buraya baktığımız zaman 12, 14, 5, 1 ve 9 şeklinde arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi Belmont Park veya Saratoga veya bir başka hipodromla kıyasladığınız zaman ikramiyeler gerçekten çok az. O yüzden sürpriz olma olasılığı da çok fazla burada. Varsa sizin atınız. Burada bakacağız arkadaşlar. Bu ayak biraz eksik kaldı gibiyiz. Bu Maiden'da ilgili yani çalışmalar okeydi ama AG4 anlarına göre saklıyorlar atı. Bir şekilde saklanan atlar oluyor. O yüzden işte alın bu hat neydi mesela Kristen Swan antrenör sahibi aynı. Burada antrenör Abdul Williams. Bakacağız AGF'leri. Bu ayakla ilgili tam tamamlamış sayılmayız. 12, 14, 5, 1, 9 dedik ama tekrardan dediğim gibi bakacağız. Burada mesela ilk kez koşacak olan bir 6 numara var. Çalışmaları iyi gibi gözükse de yani tam bir soru işareti. Evet, 5. koşudayız. Opsiyonel satış koşusu şartlı. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. 7 tane atın 3'ünü verdik ama burada 4 numaralı Michel Sanchez'in Sacha Driches iyi koşacak. 6 numara Two Dogs Expectations Angel Suarez iyi koşacak. Ve 1 numaralı Oxid diyoruz. Burada iyi koşacak. Yani burayı 4-6-1 şeklinde geçtiğimiz zaman adeta kapatmış gibi olacağız diye düşünüyoruz. Tabii ki arkasından da 7 numara Kings House'da herhangi bir sürpriz yapabilecek durumda arkadaşlar. Buradaki handikap puanlarını dikkatinizi çekerim. Buradaki handikap puanları gibi değil. Bakın bunda 20'ler, 40'lar falan 16'lar var. Burada 80 puan minimum gördüğünüz gibi. O yüzden burada bizim şu anda 4-6-1 dedik ama 7 numarayı da yer olanlar verebilirler. Evet, 6. koşudayız biz şu anda. Satış koşusu, hep satış koşusu bugün Delaware'de satış koşularının günü zaten. Evet, şartlı dişi 3 yukarı İngilizler başlık var 1670 metre. 9 tane safkan var. Bu 9 tane safkan içerisinde biz 3 tane safkana yer verdik. 2 numaralı Makato. Bu Makato'ya Daniel Acosta biniyor. Makato muhtemelen yarışı kazanacak safkanlardan bir tanesi. Bu 4 numaralı Spin Your Partner Carol Sedano ile ve 3 numaralı Destinic Michel Sanchez'le arkadaşlar. Yani burası 2-4-3 şekilde bir grup şeklinde şöyle yer alıyor bizim nazarımızda. Bakın burada arkadaşlar handikap puanı en düşük olan bir safkan var. Nurse Rashid diye. Çalışmaları iyi. Jamie Rodriguez gibi bir jockey biniyor üzerine. Yani dikkat edin bu safkanı eğer yani sürpriz arayanlar bu safkanı düşünebilirler burada Nurse Rashid'i. 2, 4, 3 dedik biz. Siz de ona göre kendi atınızı buraya yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi burası opsiyonel satış koşusu. Gene bu satış koşularının böyle değişik değişik evirip çevirmişler satış koşularını. Önümüze koymuşlar. 23.45'te son koşudayız artık. 7. koşu. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 9 tane safkanın içerisinde biz alternatif ban koyuyoruz. Dileyenler bunu kullanabilirler. 1 numaralı Rattlesnake Ridge ve 9 numaralı Nash Vegas. Nash Vegas. John Hiraldo ile. Arkadaşlar burada hangisine binerse artık bu John Hiraldo tabii. Yani bir tanesine binecek sonuçta. Bizim alternatif bankomuz. Arkasından eğer bunu alternatif bankoyu beğenmezseniz 7 numaralı Off Duty Michel Sanchez de 6 numaralı Holy Saint Kanada burada pasaportlu bu safkan Daniel Acosta ve 8 numaralı Vegas Life Angel Cruz'la arkadaşlar. Evet bu safkanların hepsinin geliri var. Ekürler artı 7-6-8 diyoruz. Böylelikle bu ayar rahat geçmiş oluruz diye düşünüyorum bu hatları yazdığımız takdirde. Evet arkadaşlar Delaware Park ile ilgili görüşmemiz burada sona eriyor. Tabii ki web sitemizden de rahatlıkla buradaki şablonları görebiliyorsunuz. Hemen web sitemizi şöyle açtığımız zaman ücretsiz üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Belmont Park şablonumuzu daha evvelen verdik. Ve bu şekilde ikinci şablonu da vereceğiz birazdan. Şimdi ben bir gün evvelden yaptığımız için akşam saatlerinde arkadaşlar atların bekliyoruz çıkmasını. Hangi atlar çıkacak ona göre son şablonu oluşturacağız. Web sitemize ya ücretsiz olarak rahatlıkla bu şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz diyelim.
Delavari Park'la ilgili katılımda bulunan ve oynayan, şablon yapan, kupon yapan tüm arkadaşlarımız, dostlarımız, üyelerimiz, yarış severlere bol şans diliyoruz arkadaşlar. İyi bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşça kalın.